daha bir üst seviyede Amaç. evliyalar karşılar, daha bir üst seviyede peygamberler karşılayabilir. Hı? Hocam neyindeyiz? Tamam. Tamam. Bunu anladım. Öbürünü anlamadım yani o Onu ben konuşmayı ses görmem kaydını lazım. Hmm. bulup size göndermem lazım. Hangisi? Tamam. Evet. Bugün zaman zaman bahsettiğimiz insanın aslında hayatı bazı benlik algıları üzerinden okuduğuna dair değerlendirmemizi Kur'an'dan bir metinle birlikte işlemeye çalışacağız. Aslında bizler gerek kendimizi, gerek hayatı, gerek karşılaştığımız olayları aslında neyin üzerinden algılıyoruz? Yani bunu kim algılıyor? Dediğimizde bunu algılayanın bir bilinç hali olduğunu görüyoruz. Bu bilinç halinin kendine göre bir kendilik algısı var. Yani işte ben bir olay yaşıyorum ama bu olayı kim yaşıyor? Diyelim ki bir ortamda düzensizlik var ve ben bu düzensizlikten rahatsız oluyorum. Şimdi o düzensizliği kim görüyor? Kim yorumluyor? Kim yargılıyor ve kim rahatsız oluyor? Değil mi? Biri o düzensizlikten pek rahatsız olmazken bir başkası çok rahatsız olabilir. Bir insan yanlış yapmaktan çok fazla tedirgin olurken bir başka benlik yanlış yapmaktan o kadar tedirgin olmayabilir. Yanlış yapmayı hayatın doğal bir süreci olarak görebilir. Veya bir şeyi mükemmel ve eksiksiz yapan bir benlikle hayata bakıyorsanız, bir şeydeki en ufak bir eksiklik gözünüzü çok tırmalayabilir. Hatta o eksiklik tamamlanıncaya kadar içinizde bir şey rahat edemeyebilir. Ve bir başkası der ki size, ya niye rahat değilsin? Siz dersiniz ki ya ben rahat edemiyorum. Ne var ki rahat edemeyecek falan diye bir tartışma olur. Aslında bütün bu küçük örnekler neyi gösteriyor? Aslında hayatı farklı farklı benliklerle, yani farklı istekler, arzular, ihtiyaçlar, korkular ile algılıyoruz. Ama bunu görmüyoruz. Yani hani deyim yerindeyse bir gözlük var gözümüzde ama gözümüzün önünde renkli bir gözlük olduğunu görmüyoruz. Hatta hani deyim yerindeyse o gözlük tırnak içinde hani bir ameliyatla gözümüzün içine takılsaydı, göz içi bir mercek olsaydı, belki bir sabah uyandığımızda böyle bir ameliyat geçirmiş olsaydık kendimizden habersiz, biri bize bir sürpriz yapmış olsaydı, aa ne güzel ben gözlükten kurtuldum diyecektik ama aslında o gözlüğün camı gözün içinde bir mercek olarak duruyor. İşte aslında biraz bizim durumumuz biraz buna benziyor. Hani hayatı neyle algılıyorsun dediğimizde hani böyle gözümüzün önünde bir ne diyelim bir gözlük yok. Gözümüzün önünde bir kullandığımız bir alet yok. Hayatı neyle algılıyorsun? İşte kendi bilincimle algılıyorum diyoruz. Ama o bilinç nasıl oluşmuş? Nasıl bir hikayesi var? Nasıl bir süreci var? Hangi olayları yaşamış? Ne kadarı doğuştan gelmiş? Ne kadarı sonradan yaşadığınız olaylarla şekillenmiş? Eğer bunu keşfedemezseniz ömür boyu bir nevi gözünüzün içine sizin farkında olmadan konulan bir göz içi bir mercekle hayatı yorumlamak gibi bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Bu işte doğuştan gelen mizacınızdan başlayarak
İşte doğduğunuz aile, aile içinde karşılaştığınız ebeveyniniz, ebeveyninizin tutumları, o süreç içinde yaşadığınız olaylar, işte okul hayatınız, öğretmeniniz vesaire birçok olayla karşılaşırsınız. Mizacınızla da birlikte o yaşadığınız olayları o gözlükle yorumlamaya başlar ve sürekli o gözlüğe yeni eklentiler eklersiniz. Ve biz çoğunlukla eğer dikkat etmezsek zaman içinde yanlış eklentiler koyuyoruz. Örneğin diyelim ki daha önceden daha esnek iken bir süre sonra katılaşmaya başlıyoruz. Daha önceden daha şefkatli iken bir süre sonra daha şefkatsiz olmaya başlıyoruz. Eskiden biraz başkalarını da nispeten düşünmeye gayret ederken artık daha bencil olmanın tırnak içinde daha akıllıca olduğuna inanmaya başlıyoruz. Ve bunu da bir gelişme olarak algılıyoruz. Yani kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Hayatı iyi okuyarak, tabii bunu kim okuyor onu da mutlaka sormanız gerekiyor. Hayatı iyi okuyarak sanki daha iyi bir şekilde baktığınıza inanmaya başlıyorsunuz. Bu daha da problematik hale getiriyor süreci. Hani deyim yerindeyse keşke hiç düşünmeseydim dediğimiz durumlar olur aslında. Çünkü gerçek ve objektif bir yaklaşımla düşünmüyoruzdur. Tekil olaylar üzerinden değerlendirmeler yapıp o tekil olayları da genelleyerek bir genelleme üzerinden hareket ediyoruzdur. Bununla ilgili olarak bizde ne oluşur? Kendimizle ilgili bir hikaye oluşur. İşte ben şunu yaparım, bunu yapamam. İşte şu konuda yeterliyim, şu konuda yetersizim. İşte ben güçlüyüm veya zayıfım. İşte ben çok merhametliyim veya işte çok fazla insanlarla yakın olamıyorum gibi birçok hikayemiz olur. Kendi varlığımız veya kişiliğimizle ilgili. Bir tanesi bu. Bir tanesi yaşadığımız dünya ile ilgili bir değerlendirmemiz olur. Yani nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Mesela bu soruları kendinize sorun. Mesela ben kendimi nasıl tanımlıyorum? Bende var olduğunu düşündüğüm olumlu özellikler nedir? Olumsuz olarak gördüğüm özellikler nedir? Dünyayı, hayatı nasıl yorumluyorum? Hayata bakış açım nasıldır? Hayatı nasıl bir çerçevede değerlendiriyorum? Mesela diyelim ki işte bir insan samimiyetsiz davrandığında mesela zihninizden ne geçiyor? Ya zaten herkes böyle mi geçiyor? Böyledir diye bir ifade mi geçiyor? Veya diyelim ki böyle ağzı çok iyi laf yapan birini gördüğünüzde ya keşke ben de bu kadar çok şeyi bilsem mi diyorsunuz? Veya işte hayatta böyle insanların hayranlık duyacağı biri mi olmak istiyorsunuz? Dünyayı ve hayatı nasıl yorumluyorsunuz? İşte mesela diyelim ki birkaç çatışma veya savaş gördüğünüzde işte hayat bir mücadeledir mi diyorsunuz? Nasıl bir yorum yapıyorsunuz hayatla ilgili? Yaşadığınız bu varoluş düzlemiyle ilgili kanaatleriniz ne aslında? Bunu da sormanızı öneriyorum. Ve bir şey daha, nereden geliyor ve nereye gidiyorum? Yani deyim yerindeyse geldiğim bir orijin, bir köken, bir kaynak var mı? Yoksa yok. Mesela diyelim, nereden geldik? Topraktan geldik. İşte anne babamız evlendi. Evlilikten doğan bir biyolojik, bir canlıyım. Ve ondan sonra da belli bir hayatı yaşayacağım. Sonra da topraktan geldik zaten. Toprağa döneceğiz mi diyorum. Ne diyorum? Kaynağım ne? Kökenim ne? Ve tırnak içinde bu anlamda kaderim ne? Yani bu süreç
başlangıç ve son olarak nerelere oturuyor? Bir yere oturuyor mu? Örneğin topraktan gelip toprağa mı gidiyoruz? Yoksa işte haktan gelip hakka mı gidiyoruz? Değil mi? İki tane birbirinden çok farklı yaklaşım tarzı, değil mi? İnsanoğlu aslında bilinçli veya bilinçsiz olarak aslında bu soruları cevaplandırır. Ama bu cevaplar illa işte böyle ben bu sorunun cevabı olarak şunu söylüyorum diye ifade etmeyebilirsiniz. Ama yaşamınız değerlendirildiğinde veya siz bu yaşamı kendiniz değerlendirdiğinizde aslında kendinizle ilgili, hayatla ve dünyayla ilgili, başlangıç ve sonunuzla ilgili bir kanaat vardır, bir değerlendirme vardır. Bu çok açık olabilir, çok gizli bir yerde ancak deşilince ortaya çıkan bir şey olabilir. Peki bunlar gerçekten objektif cevaplar mıdır? Bunu sorgulamak durumundayız. İşte burada kutsal metinlerde Hazreti Yunus'un başından geçen bir olay üzerinden biz bu olayı sembolik olarak veya ne diyelim farklı bir okuma biçimi diyelim. Farklı bir okuma biçimiyle nasıl okuyabiliriz? Bu kıssa bize bu anlamda bir şey anlatıyor olabilir mi? Biraz buna değineceğiz. Hepimizin az çok bildiği bir şekilde işte Hazreti Yunus bir topluma gönderilmiştir. Gönderildiği topluma anlatır ama o insanlar kulak asmazlar. O da kavmine kızarak onları Allah'tan izin almadan terk eder. İşte bir gemiye biner. O gemide oranın geleneklerine göre eğer bir fırtına varsa ve bir türlü fırtına dinmiyorsa gemide ya efendisinden kaçmış birinin ya da bir suçlunun ya da lanetli bir kişinin olduğu düşünülür. O kişi de gemiden atılırsa gemi fırtınadan kurtulur diye bir kanaat var. Neyse kura Hazreti Yunus'a düşüyor denir. Ve Hazreti Yunus denize atılıyor. Bir balık onu yutuyor. O da balığın karnında iken, deyim yerindeyse, bir duada bulunuyor. Kur'an bize bunu veriyor. Ettiği duayı bize söylüyor. Bu duanın veya aslında buradaki duadan ziyade bir bilinç farkındalığı, yani şunu istiyorum, bunu istiyorum değil, biraz sonra ona değineceğiz. Küçük bir satırlık bir cümle aslında. O bilinç sayesinde, yani o sözdeki bilinç sayesinde balığın karnından kurtulur ve bir ağacın gölgesinde balıktan kurtulmuş bir şekilde kendini bulur. Kısaca özetle böyle. Tabii ki o denizdeyken karanlık bir gece var. Onu yutmuş olan bir balık var. Sürekli dalgalanan bir deniz var. Ve böyle bir durumdayken Türkçe mealini söyleyelim. Senden başka ilah yok. Sen her türlü eksiklikten uzaksın. Ben kendi nefsime, yani kendime zulmedenlerden oldum şeklinde bir ifadeyi kullanır. Ve bunun üzerine kurtulur. Peki bu niye kurtarıcı bir cümle? Yani ne var içinde acaba bunun? Niye kurtuldu? Onu kurtaran şey nedir diye bir soru sorarsak biraz konumuza girmiş oluruz. Burada bir İslam alimi şöyle bir yorumla başlıyor. Diyor ki, biz diyor Yunus'un halinden 100 derece daha zorlu ve sıkıntılı ve
problemli bir durumdayız. Yani başımızda büyük bir sorun var. Hani tırnak içinde kullanırsak halk tabiriyle başımız ondan daha çok belada. Yani büyük bir beladayız. Onun başındaki beladan çok daha büyük bir belanın içindeyiz. Evet. Neden? Bizim gecemiz istikbalimizdir. Mesela istikbalimizi bilmiyoruz değil mi? Mesela insanların böyle çokça istikbal deyince tabii bir yakın istikbal var. İşte ben ne olacağım? Benim hayatım ne olacak? Gibi bir yakın istikbal var. Bir de işte ölümden sonra eğer hayat varsa bir de ölümden sonra ne olacağı dair bir başka istikbal alanı var. Bunun geceyle sembolize edilmesi bizim için biraz hani bilinmez olması. Bilinmezlik daha çok karanlıkla temsil edilir. Hani mesela gece olunca her şey örtülür ve birçok şeyi göremeyiz değil mi? Hani gece veya mesela evde ışıklar söndüğünde kalktığınızda hiçbir şeyi görmezsiniz ve biraz kaçınırsınız. Acaba ayağım nereye basıyor? İşte duvar nerede, kapı nerede değil mi? Bir bilinmezlik olur. Gece olduğunda, karanlık olduğunda bir bilinmezlik olur. O yüzden de burada yorumu yapan kişi diyor ki bizim gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz gaflet nazarı yani olayı olduğu gibi görememekten kaynaklanan bir şekilde onun gecesinden 100 derece, 100 defa daha karanlık ve daha korkutucudur. Bizim denizimiz ne? Hani onun atıldığı bir deniz vardı. Bu yeryüzüdür. Bizim denizimiz bu yeryüzüdür. Bazen rüya sembolizminde de deniz hayatın mahiyeti olarak işte çalkantılı bir denizdir. Bazen böyle fırtınalı bir denizdir. Bazen daha sakin bir deniz görürsünüz. Bu aslında o süreçlerde veya ileride yaşayacağınız durumların çok iniş çıkışlı olması veya daha istikrarlı olmasıyla ilişkili olabilir. Bizim denizimiz bu yeryüzüdür. Bu yeryüzü denizinin her dalgalanmasında birçok şeyi kaybediyoruz. Bir kısım şeyleri de kazanıyoruz. Örneğin bu yeryüzünde yaşarken birçok şeyi kazandığımız oluyor. Bu maddi bir kazanç olabilir. İşte insanlar tarafından sevilmemiz, onaylanmamız, önemsenmemiz olabilir. Önemseyen insanların unutması olabilir. İşte bir zaman çocuklarınız vardır, etrafınızda dönüyorlardır. Sonra yaşları 18-20'lere gelir, 20-25'lere gelir. Sonra kendileri ev barkını kurar, sizden ayrılırlar. Hani yazlıkları olan insanların en çok şikayet ettikleri şey şudur. Ya çocuklarla birlikte vakit geçirelim diye yazlık yaptık ama çocuklar büyüdü artık hiçbiri gelmiyorlar. Biz karı koca kendi başımıza yazlıkta yapayalnız kalıyoruz derler mesela bazen. Neden? Çünkü zaman geçiyor, çocuklar büyüyor, her birinin kendine göre bir dünyası, bir hikayesi oluyor ve artık çocuklarınız ama o çocuklarınızı çok az görüyorsunuz. İşte evleniyorlar, tabii daha sınırlı görüyorsunuz vesaire. Yani dikkat ederseniz yaşadığınız hayat ve yeryüzü sürekli size yeni bir şey gösteriyor. İşte tırnak içinde yaş alıyorsunuz. Hani yaşlanıyorsunuz demeyeyim, kırılmayın diye falan şaka yapıyorum. Yani yaşlanıyorsunuz, açıkça yaşlanıyorsunuz ama yaşlanan siz değil bedeniniz tabii ki. Bu ayrımı da yaparak bakacaksınız. Bir yaşlanma var. Hastalanma var. Daha önce hastalık görmediğiniz halde bir bakıyorsunuz zaman içinde hastalanmaya başlıyorsunuz. İşte mideniz ağrıyor, beliniz ağrıyor, kolunuz ağrıyor, başınız ağrıyor, gözünüz daha az görmeye başlıyor vesaire. Ne oluyor aslında? Bu dünyadaki yaşam dediğimiz süreç
size sürekli yeni şeyler getiriyor. Tabii ki içinizdeki o benlik bazılarından hoşlanıyor. Yani yaşadığı bazı şeylerden hoşlanıyor, bazı şeylerden de hoşlanmıyor. Ama o benlik ne istiyor kendine göre? Hep hoşlandığı şeyler olsun diyor. Mesela işte insan yaşlanmak istemez. Kim istemez? Acaba insan mı istemez? İşte insan hastalanmak istemez, insan ayrılık istemez, insan acı istemez, insan eleştirilmek istemez, insan hayat onu mutlu edecek şekilde işlesin ister. Şunu ister, bunu istemez diye bakın içimizde gerçekten farkına varmanız gereken, farkına varmadığınızda da baş etmeniz zor bir benlik var. Şunları istiyorum ve bunları istemiyorum diye sürekli size bir şeyleri dayatıyor. Mesela başınıza bir şey geliyor, bunu istiyor muydum? Ya sana mı sordular acaba veya sana mı soracaklar acaba? Mesela hiç düşündün mü içindeki o benlik aslında biraz bunu istemiyor mu? Hani var ya böyle bazı çocuklar işte dünyaya gelirken bana mı sordular falan annem babam falan diye nereden üretiyorsa böyle şeyler üreten bir benliği olabiliyor değil mi insanoğlunun? İşte ama ben istemiyordum. İşte şöyle oldu ama ben istemiyordum. Hani bir alimin gene bir ifadesi var. Der ki Tanrı kainatı yönetirken senin egonun mühendisliğine ihtiyaç duymaz. Ama insan egosu ne ister? Yani Allah da biraz bana bir danışsın. Yani bizden de bir fikir alsın değil mi? Hani biraz demokrasi olsa iyi olur diye düşünür. Yani bunu açık ve samimi olarak bakın içinize. Böyle bir ses işiteceksiniz yani. Hani Allah biraz da bana sorsun yani. Öyle kendi kafasına göre iş yapmasın yani. Diyen bir taraf vardır. Bu sizin varlığınızın tamamı olmayabilir ama içinizde böyle bir ses zaman zaman olabilir. Ama buna bazılarımızın cesareti yoktur tırnak içinde. Ne yapar? İşte Allah her şeyi bilir. İşte biz bir şey diyemeyiz. Ama hani gücün olsa demez misin acaba? Onu merak ediyorum. Buyurun bir sorun mu var? Kapatır mısın mı kafanı? Açmadım ki. Hocam orada söylediğim şey aslında şöyle. İçimizde bunu şey yapan, yani bunu aslında ortaya çıkartan şey zaten bilinçaltı ya. Yani içimizdeki benlikler aslında başımıza gelenleri talep ediyorlar. Yani, bunlar emin misiniz? Yani psikolojik biliminin söyledikleri böyle. Tamam. Ama sorumu tekrar hatırlatayım. Bundan emin misiniz? Psikoloji bilimi bunu söylemiyor. Bazı yorumcular bunu söylüyor. Psikoloji bu anlamda bu yönüyle bir bilim değil. Veya hani bu yönüyle bir 2x2=4 eden derecede bir ilim dalı değil. Tabii ki. Bu bir yorum. Yani işte aslında bilinçaltında sen istiyorsun. İşte bilinçaltında sen şöyle biriyle karşılaşmak istedin. O yüzden karşılaştın. Bu insanların hoşuna giden bir hikaye. Yok bazen olumsuz negatif deneyimler de olabiliyor. Onu da tabii oluyor. Sorumluluğunu alması gerekiyor. Tabii işte yani bunu bilmiyoruz. Ben bunu demek istiyorum. Aynen. Mesela bu da bir benliklerimizden birinin bir hikayesi. Mesela insanlara hani bak işte insanlar şunu diyor ya. İşte ama ben bunu istemiyordum diye işte ama ben böyle bir anne baba istemiyordum. Ona diyoruz ki bak bilinçaltı var ya böyle çok önemli bir şey bu. Sen bilinçaltında bunları istemişsin diye onu itiraz edemez hale getirmeye çalışıyoruz. Kamutela hikayesi var zaten biliyorsunuz yani. Oradan bazı hani alantelleriz hatırlamaz geldiğiniz zaman hatırlayacaksınız. Kabullerinizi yani oraya giderken kabulleriniz var. Hı-hı. Sözleriniz var. Onun dışında da zaten kadar İşte bilmiyoruz mesela. Hani Allah'ın şeyi var. Tamam şöyle diyeyim size. Mesela benim başıma gelen her şeyi benim bilinçaltım mı belirliyor veya benim işte tırnak içinde ruhum diyelim veya başka ne dersek diyelim o mu belirliyor? Yoksa mesela doğrudan doğruya Allah'ın kendisinin belirlediği bazı şeyler de mi var? Hani ben bunları niye soruyorum? Böyle psikoloji camiasında çokça kullanılan şeyler var. Bunlara biraz hani muhalif yaklaşmayın.
Ama biraz mesafeli yaklaşmanızı öneririm. Bunun için söylüyorum. Bunu bilmiyoruz. Bizim bakış açımız bu konuda şu. Başına ne gelirse gelsin, bunun üstesinden gelebilecek bir potansiyelde yaratılmışsın. Allah insana taşıyamayacağı şeyi yüklemez diye bir ayet var. Ama taşıyamayacağını zannettiği şeyi yükleyebilir. Buradaki inceliği de ayırmak lazım. Taşıyamayacağınız şeyi yüklemez. Ama taşıyamayacağınızı zannettiğiniz şeyi yükleyebilir. Ya orada hani esma ve şey var ya hocam, yazılımsal olarak. Yani herkes farklı yazılımda farklı benliklerle geliyor. Burada bir şey sayısı kadar farklı karakterler ve farklı kimliği çizmişsiniz zaten. Yani elbette farklı yollar var ama ben ruhen ve hani bunu psikolojide söylemiyor da başka söyleyenler var. İnanıyorum buna. Yani bu ruhsal olarak içimizde bilen parçalar, bilen benlikler olduğunu ben kabul veriyorum kendi içime. Evet. Hocam psikoloji bilim zaten doğrulanabilir olduğu gibi yanlışları da bilir. Bütün bilimler için geçerli. Tabii yani o özellikle böyle söyler, diğer bir tabii yani özellikle psikoloji açısından hani bir şeylerin tabii ki söylenmesi mümkün, söyleniyor da. Birçok farklı ekol var. Birçok farklı yaklaşım var. Bunları gerçekten test ederek veya en azından test derken hani laboratuvarda test etme imkanımız yok. Ama gerçekten böyle mi değil mi? Eğer emin değilsek bunların üzerine basarak hareket etmemek gerek. Yani Kur'an'da bir ayet var. İsra suresi olabilir mealen. Hani göz, kalp inandığı şeylerden mesuldür. Yani bilmeden bir şeye hemen kabul vermeyin. Kabul ederseniz bundan doğacak sonuçların sorumlusu sizsiniz. Hocam herhalde yaşadığınız deneyimlerin hikmetini öğrenmek isterkenki motivasyon herhalde bu dönemde değil mi? Evet, yani işte hep böyle tırnak içinde ilginç bir şekilde dikkat edin. İçinizdeki benlikler hep böyle ben bunun için yaşıyorum, ben bunun için yaşıyorum diye soruyor ama şu soruyu soran benliği fazla görmedim. Ben böyle bir olayla karşılaştım. Benim fıtratım bu konuda ne söylüyor, nasıl davranmamı söylüyor diye sorsak çok daha açıklayıcı, çok daha faydalı bir soru sormuş olacağız. Bu benim başıma niye geldi? Tamam diyorum, bu soruyu bir zarfa koy, dursun. Ama şu an şu soruyu sor. Başıma gelen bu olaya ben nasıl bakmalıyım, nasıl karşılık vermeliyim? Bu daha faydalı, daha gerçekçi ve daha gerekli bir soru. Öbür sorunun cevabı biraz karanlıkta. Peki o sorunun cevabını bulmak için önce o soruyu sorsak? Hani niçin geldiğini bilirsek nasıl ne yapacağımızı da daha iyi bulamaz mıyız? Kur'an söylüyor bunu. Hanginiz daha güzel amelde bulunacak diye biz sizi birçok şeyle karşılaştırıyoruz diyor. Yani, değil mi? Ama içeride bir ego diyor ki beni özel olarak bu olayla niye karşılaştırdı? Böyle biraz ayrıntılı bir sebep-sonuç ilişkisi arıyoruz. Neden? Çünkü aslında egomuzu çok seviyoruz. Çünkü hani onu temel referans alıyoruz. Ya farz et ki Allah sana dedi ki tamamen sana tırnak içinde piyangodan çektim bu düştü dense ne olacak? Ne fark edecek? İlla şey hikayesine mi ihtiyacın var? Ya bak bunu aslında senin bilinçaltın işlemiş. Bu seni olgunlaştırmak için gelmiş. İşte sen niye böyle dengesiz bir tiple karşılaştın? İşte şöyle şöyle bir gelişime ihtiyacın vardı. Oradan da birkaç tane malzeme bulup onu rasyonalize edecek bir sonuç buluyoruz. Mesela diyelim ki baban seni niye dövüyordu? Ya işte sen merhametin farkına varasın diye cevap üretebilirsin. 10 tane daha farklı cevap da üretebilirsin. Ama bunlar çok mu lazım diye sormamız gerekiyor. Bize en ihtiyaç olacak şey ben yaşadığım şeyleri nasıl okuyorum, nasıl anlamlandırıyorum, nasıl yorumluyorum ve nasıl karşılık veriyorum.
benim işim bu. Bu daha bariz, net bir şey. Anlatabildim. O yüzden dikkatimizi buna vermemiz çok daha uygun olacaktır. Yoksa öbür türlü egomuz onun altından birçok hikaye çıkaracaktır. Bazen böyle egomuz kibirlenir. Yani ben büyük zorluklar, sıkıntılar yaşadım. Çünkü Allah benim bunların üstesinden geleceğimi biliyordu. Ben çok özel biriyim ya. Böyle hikayeler üretir egonuz size. Veya başka hikayeler de üretir. O yüzden onlara çok fazla kulak asmadan daha gerçekçi ve Kur'an'da da temelini bulduğumuz ve insani olarak da düşündüğümüzde çok daha yerinde bir soru sormalıyız. Ben bu olayı nasıl anlamalıyım, nasıl yorumlamalıyım ve nasıl karşılık vermeliyim fıtratımın kodlarını dikkate alarak. Dikkat edeceğimiz şey budur. Gerisini size bırakıyorum. Buyurun. Hocam, niçin diye eğer takılırsa muhtemelen hareketsiz kalacak insan. Nasıl geçtiği an eylem gerektiriyor. Bu ayette dediğiniz gibi o zaman hanginizin daha güzel emel işleyeceği nasıl daha mümkün? Evet yani... Niçin durağan kılabilir? Çünkü niçin? Tabii ki doğal eylem olarak. Eylem gelmiyor. Doğal olarak yani çünkü siz o sorunun cevabını kolay kolay bulamazsınız. Hani tırnak içinde levh-i mahfuzun önünüzde açılması lazım ki bütün hikayeyi tırnak içinde görebilirsiniz. Böyle bir imkanınız da şu anda olmadığına göre onu o yüzden hani bir zarfa koyun. Allah size bazen onun cevabını da verebilir. Ama sizin kafanızı yoracağınız konu orası değildir. Bahsettiğim noktadır. Evet. Nereden geldik buraya? Yani insanoğlu olabildiğince şunu fark etmeli. Bir şey yaşadığında ki yaşadığımız hayat sürekli değişen bir hayattır değil mi? İşte sabah, akşam, yaz, kış, doğum, ölüm birçok şey oluyor. Bu durumda içeride bir direnç koyan, işte şunu istiyorum, bunu istemiyorum, şöyle olmamalıydı, böyle olmalıydı diyen, direnç koyan, yani durumu kabullenmeyen, kafasında hep ya böyle olmalı, böyle olmalı, niye olmasın ki? İşte sabah kalktığım zaman gökyüzü 7 renk olmalı diyebilir bir çocuk değil mi böyle? Ne güzel rengarenk olsa, işte oradan böyle melekler, oyuncaklar atsa falan değil mi? İşte bir melek bana bir bisiklet verse değil mi? Mesela bu çocukça bir hikaye. Tabii sizin bir de büyükçe hikayeleriniz vardır. Onları da bu mantıkla değerlendirebilirsin. Yani çok mu şey istiyorum deyip değil mi? İçimizde bir benlik. Yani çok mu şey istiyorum? Ya böyle kafa dengi bir insan, işte güzel bir iş. Yani çok mu şey istiyorum? Yok, çok şey istemiyoruz. O çocuk da çok şey istemiyordu ama hayatın sana böyle bir şey vereceğine dair bir senet, yani böyle bir şey olacağına dair bir kural yok. Bunu biraz düşünmen gerekir. Hayat senin karşılaştığın bir şey. Bakın burada böyle bir mahrumiyet ve kurban psikolojisine de girmemek lazım. Neden? Çünkü sen öyle bir varlık da değilsin. Onu kendimizi anlama noktasında belki açarız. Yani işte ben niye hayata maruz kalıyorum ki? Niye bu hayatta başıma gelecek şeyleri ben belirlemiyorum ki? Aslında bunu diyen kim? Biraz oraya bakmanız gerekir. Bu aslında çok zayıf bir benlik. Ve hayatın üstesinden gelemeyeceğine inanan. Veya ben ancak üstesinden geleceğim şeylerle karşılaşmalıyım. İstemediğim şeylerle karşılaşmamalıyım. İstediğim şeyler önüme çıkmalı diyen bir benliktir o. Biraz onun farkına varın. O siz değilsiniz. O içinize kaçmış bir benlik. Hani Yunus balığın içine kaçmıştı. Aslında biz de bir şeyin içine kaçıyoruz. Kayboluyoruz orada. Artık nasıl ki Yunus balığın içindeyken artık gören o değildi. Balığın gözüyle dünyayı görüyordu değil mi? Balık nasıl görüyorsa öyle görüyordu. İşte biz de bir şeyin içine
kaçıyoruz. Yani bir benliğin içine gömülüyoruz. Artık hayatı o benliğin penceresinden algılamaya başlıyoruz. Mesela her bir benliğin bir mutluluk hikayesi vardır. Her bir benliğin bir korku hikayesi vardır. Her bir benliğin bir arzu dünyası vardır. Dolayısıyla artık biz aslında şu anki bilincimizle hayatı olduğu gibi değil, o benliklerin gördüğü gibi görüyoruz. O benliklerin algısıyla görüyoruz. Mesela düşünün, basit bir örnek, trafiğe çıktınız. Mesela beklemeyi sevmeyen biri, bir benlik sizde varsa İstanbul trafiği çok kötü oluyordur, değil mi? Çünkü beklemeyi istemeyen bir benlikle trafiğe çıktınız. Ama öbür tarafta sevgilisiyle gezinti yapmayı seven bir benlikle çıksaydınız, keşke trafik daha da sıkışsa, değil mi? Daha çok vakit geçiririz. Bakın, iki şey birbirinden ne kadar farklı algılanabiliyor, değil mi? Dolayısıyla aslında nasıl bir benlikle bakıyorsun bir şeye, biraz ona dikkat etmek gerekiyor. Eğer ona dikkat etmezsen, onun gördüğü şeyi objektif gerçeklik zannedersin. Onun baktığı açıyı tek açı olarak kabul edersin. O yüzden kendimizi hatırlamaya bu anlamda ihtiyacımız var. Evet, ne dedik? Hocam, peki sürekli bu tür malzemeler mi biriktirmemiz gerekiyor? Mesela trafikte sıkışmadan gelen bir benliğe karşı böyle malzemeler olacak. Onları sürüp o şekilde mi bakmamız gerekiyor? Yok, yoksa üzerindeki bütün malzemeleri atman gerekiyor. Evet. Malzeme biriktirme. Ama bak, ilk süreçte yani senin cevabınla tuzağa düşebilirim. En son bir baktım, uyandım, dedim ki bak böyle malzeme değil. Bütün malzemeleri bırakman gerekir. Yoksa bir benliği biraz daha motive etmek veya onu pışpışlamak için kendimize malzeme üretmeye gerek yok. Hani bazı insanlar olur ya, ya işte bak trafik sıkışık. Ya belki trafik açık olsaydı kaza yapacaktım belki falan. Yani ne yapıyor? Benlik sürekli, yani bütün alem ona hizmet ediyor gibi böyle bir ne diyelim, naif bir şekilde her şeyi kendi penceresinden görmeye çalışıyor. Yani o bakışı kenara koyamıyor. Yani algıları pozitife çekmeye çalışmak da şey. Yani algıları gereksiz yere böyle pozitife çekmeye çalışmak da bir başka tuzak olabilir yani. Ya evet. Böyle olması gerekiyormuş demek peki. Yani buna da gerek yok. Olması gerekiyormuş veya gerekmiyormuş. Yani şu an böyle. Yani olması gerekiyormuş diye bir yargı cümlesini kullanıp kim rahatlamak istiyor acaba? Vardır. Bak, böyle olması gerekiyormuş, de ki rahatla. Bunu demeden rahatlayamaz mıyım? Ama ilk etapta hani. Ben ilk etapla de uğraşmıyorum. Ben dördüncü etapla uğraşıyorum. İlk etap değil, son etap. Yani bakın, zihnimiz sürekli ikna edilmeye çalışılan bir moda giriyor aslında bir yerden sonra. Yani biz onu sürekli ikna etmeye çalışıyoruz. Böyle olması gerekiyormuş dersek rahatlarız. Ama böyle olması gerekmiyordu dersek de rahatsız oluruz. O zaman rahatlamak için bunu kullan. Yani zihnimi niye böyle ikna etmeye çalışayım ki? Zihnimi kenara koyma özgürlüğüm yok mu acaba? Yani sürekli onu ikna mı edeceğim? Yani bazen çocuklar olur ya, bak sana şimdi almıyorum dondurma ama yarın sana çok sevdiğin oyuncağı alacağım. Çocuk düşünüyor, tamam diyor. Ben mesela herhalde 7-8 yaşlarında Mardin'den 5 yaşında gelmişim. Mardin'i çok özlüyorum. Annem de Mardin'e gidecek. Tabii götürmek istemiyor. Zor şartlar, yolculuk vesaire. Bana 5 lira verip beni kandırmış mesela. Anlatabildim. Yani ne yapıyoruz? Aslında nefsimizi, tırnak içinde o benliği sürekli ikna etmeye çalışıyoruz. Hani diyorum ya, işte sevgilin seni terk etti. Ya bak sen ondan daha iyisine layıksın, biliyor musun falan diye egonu rahatlatacaksın. Neden? Çünkü başka türlü rahatlamıyor.
O yüzden hani bu da bunlar ilk etapta bir yöntem olabilir. Ama bunların dışına çıkabilme imkanımız da var. Yani zihnimi ikna etmek zorunda değilim. Ya yani şöyle bir şey oldu. Ben de fıtratımın kodlarıyla böyle karşılık veriyorum. Bu kadar. Uzatmama gerek yok. Bak bu senin için daha iyi oldu falan filan. İyi olan aslında olan değildir. Yani bakın iyi olan olan veya olmayan şey değildir. İyi olan senin bilincindir. Senin bilincin iyiyse iyi olan odur. Bilincin kötüyse başına en güzel şeyler de gelse başına bela geliyor demektir. Diyelim ki başına çok güzel şeyler geliyor ve sen de dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorsun. Şimdi olan iyi midir? Veya hocam hani güzel şey dediğinizin tanımını kim yapıyor? Hani tabii güzel, yani hani... şunu demek istiyorum. Benliğimiz olanlara bakarak hep iyi mi oldu kötü mü oldu diye bakıyor. Halbuki gerçek insan kendi bilincine bakarak iyi mi oldu kötü mü oldu diye yorumlamalı. Mesela örneğin Yunus balığın karnında bir süreç geçirip oradan bir hakikati idrak ettiği için iyi olmuştur. Veya Hazreti Yusuf bir iftirayı kabul edip onun arkasından büyük imkanlar önünde açılacak şeklinde bir teklifle karşılaştığında yok hapishane benim için daha hayırlıdır. Neden? Aslında mevzu orada ne hapishanedir ne başka bir şeydir. Ben varlığı ve hayatı bilincim üzerinden okuyorum. Yoksa hapse mi atılmışım, yoksa sarayın hazinesine vezir mi olmuşum? Bu değildir. Hani vezir olmak iyi, hapishaneye girmek kötü gibi bakmıyor aslında. Şuna bakıyor. Sen neredesin? Yani yer olarak değil. Hangi bilinçtesin? Vezirliği bir kazanç, hapisi bir kayıp olarak mı görüyorsun? Buradan bakacaksın. Yani benim şu anki bilincim mutlakla ne kadar bağlantılı, ne kadar o bağın farkında, ne kadar o bağın bilincinde. Ben mesela hayatta neyi dert ediyorum? Hayatta neyi dert ettiğinize bakarak aslında bilinç seviyenizi de tartabilirsiniz. Mesela hayatta peygamber aç da kalmıştır, yalnız da kalmıştır. Sözünün dinlenmediği durumlar da olmuştur. Taşlandığı durumlar da olmuştur. Eşlerinin onu dinlemediği durumlar da olmuştur. İhanetlere uğramıştır. Olmuştur. Ama peygamber fıtratının kendi öz doğasının bilincinde kalmıştır. Ve bunları hayati bir dert olarak görmemiştir. Bakın dikkat edin, hayati bir dert olarak görmemiştir. Tabii ki dünyada da atıyorum şu örtü eğri konulmuşsa düzeltebilirim. Ama düzeltemedim diye de dert etmem. Yani bir şey hayati mi değil mi? Bunu ayırt edebilmek için doğru bir yerden bakmalıyız. Bunu nasıl tartacağım? Hayati olanla olmayanı nasıl tartacağım? Neyin hayati olduğunu, neyin olmadığını idrak eden bir benlikle ancak, bir ben bilinciyle, bir farkındalıkla bunu ayırt edebilirim. Yoksa bazen en küçük bir şeye, bir dakika inat edilmeyecek bir şeye 10 sene inat edebilirim. Dolayısıyla biz özneye bakmak durumundayız. Dışarıya değil. Bakın dikkat edin, bütün sorularımız, dikkatimiz dışarıya daha odaklı duruyor. Bu hepimizde böyle. Biz diyoruz ki dikkati özneye çevir. Bu kim? Bu kim? Yani neyle mutlu olurum? Dur o soruyu sorma.
Daha doğrusu o soruyu sor, o şurada dursun. Şu soruyu sor. Bu soruyu soran kim? Neyle mutlu olurum diyen kim? Bu kim dediğimiz Ahmet, Ali, Ayşe, Fatma değil. Bu soruyu soran içerideki benlik bilinci nasıl bir bilinç? Neyin onu mutlu edeceğini, neyin onu mutsuz edeceğini düşünüyor. O böyle bir varlık mı? Bunu sormazsanız kendinize, sorduğunuz bütün sorular eksik veya yanlış olur. Ne olursa mutlu olurum. Kökten yanlış bir soru. Bakın, cevabını verseniz ve o cevabın içindeki şeyleri elde etseniz de etseniz bile yanlış bir soru. Neyle mutlu olurum? Önce özneye bak. Kim bu? Bu kim? Bana kim bir mutluluk sorusu soruyor? Bu soruyu sorarsak ve içeridekini bulursak, onun hakiki ben mi yoksa kurgulanmış ben mi olduğunu da ayırt edebilirim. İşte mutluluk nedir? İşte eşin, çoluk, çocuğun, böyle anlaşırsın. Çok güzel, mutluluk bu. Peki o zaman peygamber çok mutluydu, niye dağa çıktı? Eşi, çoluk, çocuğu vardı. Eşi de çok gerçekten mükemmel bir insan, Hazreti Hatice. Peki niye hani mutlu değil tırnak içinde? Veya hani aradığı şey niye bu değil? Evet, bu güzel bir şey. Hani bunu eleştirdiğimizi düşünmeyin. İnsanın eşiyle, çoluk çocuğuyla uyumlu olması güzel bir şeydir. Ama o, onun için hayati bir yerde mi duruyordu? Yoksa hayati olan şey daha başka bir şey miydi? O yüzden buna dikkat etmeliyiz. Yoksa bütün hayatımız kurguladığımız benliklerin hayatına dönüşür. Neyin üzerinden hayatı yaşıyorsun? Bu hayatı yaşayan özne kim? Bu gerçek özne mi? Mesela bakın, insanlar ne diyorlar böyle, özellikle son yıllarda? İşte insan hayatı uzadı. Ya ne yapayım, uzadı? Yani uzadı, kısaldı. Bir de yanlış bir şey var. Böyle hani istatistik bilimi bazen insanı bu anlamda doğru okumazsanız sizi yanıltır. İşte eskiden insanlar 30-40 yıl yaşıyormuş. Yani Mimar Sinan 98 yıl yaşamış. Ama çocuk ölümleri çok olduğu için eskide insan ömrü işte ortalama, tırnak içinde ortalama, işte 40'tı falan diyoruz. Bu şu demek değil. İnsanlar 40 yaşını geçmiyordu değil. Bütün insanları alırsanız ve yaşlarını toplarsanız, sayıya bölerseniz ortalaması çıkar. Bu eskiden insanlar az yaşıyordu değil. Çocuk ölümleri veya bazı hastalıklardan ölümler daha fazla gözüküyordu. Bu yani, bu kadar. Yani böyle bir övünen bir tarafımız. Eskiden insanlar az yaşıyordu, çok şükür bir uzun yaşıyoruz. Sanki uzun yaşayıp çok böyle fevkalade bir hayat yaşıyorsun. Öyle mi acaba? Veya uzun yaşamak nedir? Kim uzun yaşamayı takvim yaşıyla belirliyor? Mesela 30 yaşında vefat etmiş ama ermiş insanlar var. Bence onlar daha uzun yaşıyorlar. Çünkü halen yaşıyorlar. Ama sen şu anda bile ölüsün. Şu anda bile bazı benliklerin rüyasını görerek yaşıyorsun. Küçücük bir olay seni mutsuz edebiliyor. Küçücük bir olay seni böyle aşırı coşkuya götürebiliyor. Hocam şöyle diyebiliriz o zaman. Yani 10 yaşında bile neden var olduğunun farkında olur. 100 yaşına yaşayıp da farkında olmayan aslında hangisi daha çok yaşadı? Tamam. Ve özde ölmeyen, hak ile yaşayan,
öz varlığını fark ediyor musun? Onu fark ediyorsan artık senin için bu dünyadaki ömrün, takvim yaşının 10 olması, 20 olması, 50 olması, 80 olması, 100 olması hiç önemli değildir. Çünkü bu sadece geçici bir deneyimdir. Bu kötü anlamda veya umarsız yaklaşacağımız bir şey değil. Ama şu dünyadaki doğumla ölüm arasında bahsettiğimiz tarih benim ömrüm, benim yaşım olamaz. Öyleyse yani uzun yaşasam ne olur, tırnak içinde kısa yaşasam ne olur? Mesela belki aranızda en yaşlınız benim yani 56 yaşındayım. Yani neredeyse yani deseler hadi Kur'an'ın dediği gibi yani hani 2-3 günlük bir yaşam gibi yani toplasam yani işte 3 günlük hayat gibi. Belki buna genç olanlar tam anlayamazlar ama biraz yaşınız ilerleyince bunu fark edersiniz. Şu anda da fark edebilirsiniz. Yani diyelim ki şu an 20 yaşında olan bir insana işte ne kadar yaşadın? Ne kadar yaşadın? Bir bak bakalım. Hani hayatını anlat deseler kaç günde anlatacaksın? O yüzden bu dünyadaki hayat göreceli bir hayattır. Asıl hayat ruhani hayattır. Ve o ölümsüzdür. Bunun farkında olmak, bunu idrak etmek seni bak ölümsüz kılmaz. Ölümsüz olan özünün farkında kılar. Sen kendini ölümsüzleştirmiyorsun. Ölümsüz olan özünü fark ediyorsun. Onu fark edersen o olduğunu anlıyorsun. Ama kendini ölümlülerden biri olarak algılarsan bu sefer ölüm korkusu yaşıyorsun. Çünkü ölmek istemeyen benlik ölecek yani. Ama sen içinde ölmeyeni bulduğun zaman o ölümsüzdür. Ölen sadece beden olup o kendi sürecini tamamlar. Beden kendi sürecini tamamlayacak. Haşa, Allah hay dediğimizde Allah'ın bir takvim yaşımı var. Allah'ın bir doğumu ve ölümü mü var? Ne diyoruz? Allah haydır diyoruz. Peki sen de onunla hay mısın, diri misin? Onunla var olduysan o hani mezar taşlarında yazar Hüvel Baki. Peki sen nerede kaldın? Hüvel Baki o bakidir. Peki sen toprakta mısın? Hayır. Sen ondasın. Allah seni sonsuz ilminden, kudretiyle ve iradesiyle yarattı. Sen onun sonsuz ilminde bir varlıksın. O zaman bunu idrak edersen ölümden korkmana gerek yok. Çünkü bakın korkacak kimse de kalmayacak. O yüzden korkana bakın. Korkan kendini sınırlı tanımlıyor. Kendini bir doğumun ve ölümün arasında tanımlıyor. O yüzden hani kendimize dair nasıl bir algımız olduğuna, kendimiz olarak tanımladığımız şeyin ne olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Ne dedik? O Hazreti Yunus'un kıssasından ilham alarak yapılan yorum istikametinde gecemiz istikbaldir. Neden gecemiz istikbal? Çünkü biz yakın ve uzak geleceğimizi bir bilinmezlikler içinde algılıyoruz. Bilemediğimizi düşünüyoruz. Ve bunu hiç kimsenin de bilemeyeceğini. Mesela en çok kullanılan tabirlerden biri nedir? Gidip de gelen mi var? Değil mi? Aslında var. Değil mi? Gidip de gelen var. En başta peygamber. Miraç nedir? İşte gidip gelmektir. Kur'an'ın ifadesiyle ona ayetlerimizi göstermek için onu bir yolculuğa çıkardık. Bu yolculuk uzay yolculuğu değil tabii ki. Bir bilinç yolculuğu. Yani niye gece yolculuğu? Tabii birçok anlamı var orada. Niye gece yolculuğu? Yani ortalama bilinç düzeyi için bilinmez olan, karanlık olan şeylere dair. Yani biz
ortalama bilincin algılayamayacağı, idrak edemeyeceği şeyleri, ayetlerimizi, işaretlerimizi, hakikatleri göstermek için onu bir yolculuğa çıkardık. Dolayısıyla tabii ki giden gelen var. Modern insan herkesi kendi gibi zannediyor. Tabii ki gelen giden var. Uzak Doğu'da da gelen giden var. Kızılderililer arasında da gelen giden var. Her zaman gelen giden olmuştur. Bütün dinlerde miraç vardır. İçinde miraç kavramı, yani mana olarak o kavramı barındırmayan hiçbir din yoktur. Miraç nedir? Kaynağından bir iniş yaşamışsın. İnişten bir çıkış yaşayacaksın. Doğası gereği böyledir. Tabii ki gelen giden, gidip dönen de var. Bu senin için de açık. Ama bu bilincinle değil, bu benliğinle değil, bu korkularınla değil, bu benlik hikayelerinle değil, daha farklı bir bilinçle, daha fıtri olan o öz varlığınla bu yolculuğu yapabilirsin. Evet, dediğimiz gibi biz istikbalimizi, mesela geleceğimizi bilmiyoruz değil mi? Benlik mesela bundan tedirgin olabiliyor. İşte keşke geleceğimizi bilseydik diyoruz değil mi? Bugün en çok para kazananlar belki falcılardır. Değil mi? Çok yaygın bir işe dönüşmüş. Neden? Herkes geleceği görmek istiyor. Ne olacak? Ne olacak? İşte biriyle evleneceğim, mutlu olacağım mı? Olsan ne olur? Diye sormuyor kimse. Yani şu dünyadaki bir olay beni göreceli olarak mutlu edebilir. Hakiki olarak hiçbir şey beni mutlu edemez. Hakiki saadet dünyadaki hiçbir şeyle olmaz. Dünyadaki bütün saadetler görecelidir, geçicidir. Çocuk bir şeker alır, mutlu olur. Balon alır, mutlu olur. Başına bir taç takar 5 yaşındayken mutlu olur. Prensesim dersin çocuğa, çocuk mutlu olur. Peki bu mutluluk hakiki bir mutluluk mudur? Değildir. Bizim mutluluğumuzun da bunlardan temelde bir farkı yok arkadaşlar. Hani bunu iyi gözlemlerseniz anlayabilirsiniz. Hocam şöyle diyebiliriz. Yani iki kişi evleniyor, çok mutlular. Ama bu iki kişi sonra birbirini yani düşman olabiliyor. Birini öldürebiliyor. Tabii o yüzden yani o yüzden arabaların arkasına göreceli mutluyuz diye yani yazsalar daha güzel olur. Yani yoksa şey, mutluyuz aldatıcı bir şey. Göreceli bir mutluluk yaşıyoruz. Hakiki değil. Bakın, hakiki kavramı, hakikat kavramı çok önemlidir. Yani aksini asla barındırmayan ve zıttı olmayan şeydir. Hakiki mutluluk budur. Hakiki saadet ancak mutlak olan ile, onun yakınlığının idrakiyle gerçekleşen bir şeydir. Ha, öbürü izafi mutluluktur. Bugün seni mutlu ediyor gözükür, yarın etmez. İşsizsen bir işe girmek mutluluk verir. İşe girdikten sonra ya daha iyi bir iş yok mu dersin. Ya şu kadar para alsam mutlu olurum dersin. O maaşı alırsın, sonra dersin ki ya işte biraz daha olsa daha iyi olurdu. Neden? Çünkü o göreceli bir mutluluktur. İzafi bir mutluluktur. Hakiki değildir. Evet, ve ne dedik? Gece insanoğlu için bir karanlıktır, bilinmezliktir. İşte bizim için de istikbalimiz bize, yani benliğimize karanlık gibi gözüküyor, gece gibi gözüküyor. Ne olacak? Bakın dikkat edin, mesela ne olacak? Ama aslında neyle karşılaşacağım diye sorsanız, biraz daha iyi bir şeydir. Kimin karşılaşacağını doğru tespit ederseniz bu fevkalade güzel bir şeydir. Yani mesela neyle karşılaşacağım diyen benliğe bir bak bakalım. O nasıl bir benlik? Korkuları ne? Arzuları ne? Beklentileri ne? Hangi hayalleri üretiyor kendi kendine? Bu gerçek bir ben mi? Yoksa
göreceli hatta sahte bir ben mi? Onu keşfettiğinde ve gerçek kendini bulabilme yolculuğunu yaptığında işte bir bilgenin şu sözüyle hayata bakarsın. Diyor ki ey Rabbim, başıma geleceğini takdir ettiğin şeyleri değiştir demiyorum. Başıma geleceğini takdir ettiğin şeyler başıma geldiğinde bana yakın olduğunu, benimle bir arada olduğunu, bana her şeyden daha yakın olduğunu idrak ettirmeni istiyorum. Benim için önemli olan bu. Başıma ne geleceği önemli değil. Başıma bir şey gelirken ben o anda Allah'la mıyım yoksa egomla mıyım? İşte korkan bir benlikle mi o olayı karşılıyorum? Çaresiz bir benlikle mi karşılıyorum? Yok olacağımı zannettiğim bir benlikle mi karşılıyorum o olayı? O yüzden neyle karşılaştığına dikkat edin, hiç bakmıyor. Yani benim için diyor, neyi takdir etmişsen et. Bu önemli değil diyor. Ben bunları değiştirmeni istemiyorum. Bunları yaşarken senin benim yanımda olduğunu, benim de senin yanında olduğumu, yani kullarıma de ki ben onlara şah damarından daha yakınım. Beni bu hakikati idrak eden bir bilinçte kıl. Çünkü hakikat zaten bu. O bilinçte olursam yaşadığım şeyin önemi yok. Zenginlik de bir dünya deneyimidir. Fakirlik de bir dünya deneyimidir. Eşin Firavun da olabilir. Eşin Muhammedi bir insan da olabilir. Hayatın bir cilvesidir. Dikkat edeceğin şey sen o anda nasıl bir haldesin? Buraya bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu dünyada yaşayacağımız olaylar öyle mi olacak, böyle mi olacak? İşte Allah gördüğünden alıkoymasın, işte falan hikayelerine mi mensupsun? Sürekli dikkat ediyor. Allah gördüğümden alıkoymadı. Bir de gördüğünden alıkoymuşsa başım belada zaten. Etrafı bu sefer anladı. Allah kimseyi gördüğünden alıkoymasın. İçeride muzdarip bir benlik var. Kendini çok kötü hisseden. İşte bu tırnak içinde varlığı görmüş. Tabii varlık nedir o anlamda ayrı bir konu. Aslında dünyevi şeyler görmüş. Sonra bir kısmını kaybetmiş. Ama ne yapıyor ego? Ya eskiden benim nelerim vardı biliyor musun? Eskiden evim böyleydi, arabam böyleydi, işte herkes beni tanırdı, herkes beni arardı ama şimdi bu duruma düştük ya, kimse aramıyor. İşte dünyada vefa yok. Sen var mı zannediyordun? Yani sen nereden geldin? Nereden bu hikayeleri uyduruyorsun? Bu hikayeleri kim uyduruyor? Kim böyle bakıyor hayata? Allah Hazreti Peygamber'i tırnak içinde bu anlamda gördüğünden alıkoymadı mı? Mekke'de İslam vahyinden önce nasıl bir tırnak içinde zahiren hayat yaşıyordu? Sonra nasıl bir hayat yaşadı? Peki peygamberde böyle bir şey görüyor musunuz? Yok. Ama bakın bizim egolarımız ne üretiyor? Hikayelerini üretiyor. Kendi sahte kutsal kitaplarını üretiyor. Bunu bakın her zaman hatırlatıyorum. Ağır gelmesin. Dikkat ederseniz her egonun kendi kitabı var. Kendi sahte kitabı var. Bunlara dikkat etmek durumundayız. Gerçek kutsal kitaba bakmalısın. Kur'an ne diyor sana? Diyor ki biz diyor işte mal, evlat, şu, bu, hoşunuza giden ticaretten eksiltmekle sizi karşılaştıracağız diyor. Gördüğünüzden alıkoymayacağız demiyor. Alıkoyacağız diyor hatta. Dikkat edin, çoğunlukla alıkoyacağız. Mesela gençsin, gençliğin gidiyor. Gördüğünden alıkoyuyor seni. Eskiden daha cevvaldin. Ben eskiden 20-30 kilometre yürürdüm. Şimdi 5 kilometreyi zor yürüyorum. Ama bu ne? Bu bedenin tabiatı. Bu bedenin fiziksel gücü veya güçsüzlüğü. Bu benim özümle ilgili bir şey değil ki. Bunları ayırmak zorundayız. Evet. Dolayısıyla eğer yaşadığımız bu hayattaki değişimlere
sahte benliklerle, yanlış benlik algılarıyla bakarsak bu bizi korkutur. İşte acaba ne olacak? Ya kötü bir şey olursa, ya istemediğim bir şey olursa diye korkular yaşarız. Peki bizim balığımız ne? Bizim balığımız nefsimizin arzuları ve korkularıdır. Her arzu ve korku bir balık gibidir. Seni yutar. Sen o arzu ve korkuya kendini teslim edersen onun içinde kaybolursun. Onun tarafından yutulursun. Ve bakın ilginç bir ayet var. Nerede yer aldığını şu an hatırlamıyorum. Diyor ki eğer Yunus bizi ananlardan olmasaydı, bu bizi anmak bak beni anıyor anlamında değil. Yani kendi özünü, kendi kaynağını, kendi orijinini, aslını hatırlamasaydı, bunu fark etmeseydi insanların tekrar diriltilecekleri zamana kadar onun karnında kalacaktı. Aslında bu aynı zamanda bize neyi anlatıyor? Bu sadece zahiri bir balık hikayesi değil. Yani sen eğer bu dünyada korkularla, arzularla yaşarsan, hayati olmayan şeyleri kendine dert edersen, işte bu beni niye sevmiyor, bu bana niye saygı göstermiyor, bu beni niye anlamıyor, çocuklar beni niye dinlemiyor, işte şu hayatta niye istediğim şeyleri başaramadım hikayesine kapılıp, maazallah, Allah korusun, böyle benliklerle ölürsen, ölümden sonra da bu benliklerin hikayesi içinde kalacaksın. Bir süre. Ama uzun bir süre. O yüzden dikkat edin. Kendinizi burada temizleyin. Hani bazı insanlar görürsünüz. Mesela diyelim ki 30 sene evvel bir malını, mülkünü, bir kısmını kaybetmiş. Bir bakıyorsunuz 30 senedir kafasında aynı hikaye duruyor. Herkese buna benzer bir şey anlatıyor. Veya diyelim ki 2 yaşında bir çocuğun vardı, çok seviyordun, ölmüş. Sürekli bu hikayeyi anlatıyorsun. İşte çok güzel bir çocuktu, işte çok acı. Allah insana evlat acısı yaşatmasın. Yani çocuk ölmüş, 30 sene geçmiş. Sen aynı hikayeyi devam ettiriyorsun. Neden? Çünkü kendini bir çocukla tanımlayan, bir çocuğun annesi veya babası olmakla tanımlayan bir benliğin üzerinden hayatı yaşıyorsun. Çocuk ölmüş, 30 sene geçmiş. Ben öyle insanlar görmüşümdür. 15 yaşında yaşadığı bir kavgayı, bir mağduriyeti 75 yaşında bütün canlılığıyla anlatıyor. Yani zannedersiniz ki kişiyi görmeseniz anlatanı 15 yaşında zannedeceksiniz. 60 yıl geçmiş. Ama o benliğin hikayesinde 6 dakika bile geçmemiş aslında. Neden? Çünkü benlik değişmemiş. O yüzden bizler nasıl bir benlikle hayata baktığımızı görmek durumundayız. Eğer bunu görmezsek o benlik bizim hayatımızı yutar. Ve bağlıyorum. Şöyle diyor bu ayeti yorumlayan alim. Allah'tan başka ilah yoktur cümlesi veya sözü ile istikbalimize bakmalıyız. Yani ondan başka kaynak, ondan başka orijin yok. Alfa ve omega odur. Ahir, evvel odur. O zaman sen de ona aitsin. O zaman hangi istikbalden korkuyorsun? Hangi istikbalden çekiniyorsun? Senin istikbalin Allah. Senin istikbalin Allah'sa hangi istikbal korkusu olabilir? Sübhaneke cümlesiyle diyor dünyamıza bakmalıyız. Niye Sübhaneke ile dünyamıza bakıyoruz? Çünkü bu göreceli olan bu dünyada
İyi de var, kötü de var. Artı da var, eksi de var. Hoş olan şey de var, olmayan da var. Sevilirsin de nefret de edilirsin. İnsanlar sana güvenilir de davranabilir, güvenini suistimal de edebilir. Kazanabilirsin, bazen kayıp da edebilirsin. Ama Allah bütün bu dualitenin ötesindedir. Allah eksiklikten, problemden, her türlü negatiflikten münezzehtir. Dünyada yaşadığın hiçbir kötülük, hiçbir eksiklik, hiçbir mahrumiyet Allah'ın mükemmelliğini senin bilincinde örtmemeli. Bu dünya baştan sona bir çatışma ve savaş alanı olsa, Allah'ın seni davet ettiği selam yurdu senin öz varlığında unutulmamalı. Hiçbir negatiflik Tanrı'nın mükemmelliğini gölgelememeli. Neden? Çünkü bu dünyanın böyle bir şeyi yok. Bu neye benziyor? Özetliyorum, uzatmayacağım. Güneş tutulmasında ay güneşin önüne geçer. Ama gerçekten bilince sahip olan bir insan şunu bilir. Ay güneşin önüne geçtiği ve onu karanlıkmış gibi gösterdiği halde güneşin ışığında asla bir sönüklük, asla bir kararma yoktur, değil mi? O yüzden bazı insanlar Tanrı'nın mükemmelliğini dünyanın üzerinden okumaya çalışırlar. Evet, dünyada Tanrı'nın mükemmelliğini gösteren işaretler vardır. Ama bu dünyanın bir dualite üzerine kurulduğunu, bir ikilem üzerine kurulduğunu, iyiliğin, kötülüğün, zulmün, adaletin olduğunu bilmen gerekir. Bu dünya senin gözünde Tanrı'yı gölgelememeli. O yüzden dünyaya baktığında her zaman Sübhaneke ifadesini, hakikatini hatırlamalısın. İnni küntü mine zalimin, ben zalimlerden oldum. Yani kendi öz varlığımın nurunu sahte benliklerle örttüm, kararttım, kapattım. Bunu bil, tekrar o aydınlığa geç. Yani ben aslında sahte bir benlik nedeniyle işte öfkelendim, kendimi kötü hissettim, kendimi yetersiz hissettim, mutsuz hissettim, işte anne babamla gereksiz yere polemik yaptım ve onlar sevmediği için veya onlar sevgilerini göstermediği için tırnak içinde kendimi kötü hissettim. Bunları niye hissettim? Bunları niye yaşadım? Göreceli veya sahte bir benlikle hayata baktığım için böyle yaşadım. O zaman dikkat etmem gereken şey ne? Yaşadığım olay değil, o anda o olaya hangi bilinçle bakmışım? Ve onu değiştireceğim. O benliği kenara koyacağım. Hiç kimse beni sevmese de sevildiğimi bileceğim. Bütün insanlar bana adaletsizlik yapsa da ben adil davranacağım. İnsanlar yalan söylese de ben doğru ve dürüst olacağım. İnsanlar dünyaya tapsa da ben dünyaya bir sinek kanadı kadar kıymet vermeyeceğim. Onu Yaradan'ın bana gösterdiği şekilde kullanacağım. Dünyada en anlayışlı, doğru, kavrayış düzeyi yüksek bir şekilde yaşayacağım. Ölüm geldiğinde de arkama dönüp bile bakmayacağım. Neden? Çünkü ben bu dünyaya ait değilim ki. Bu dünyaya ait değilsem bu dünyaya da kalbimi bağlamam gerekmez. Teşekkür ederim.